Şimdi Kastamonu'yu söyledikten sonra programımıza bir kayıpla devam edeceğiz. 16 yaşında Damla Demir. İzmir'de kayboluyor 11 ay önce. Küçücük bir kız Damla Demir, 16 yaşında. Haberi izleyelim daha sonra Damla'nın ailesi burada olacak. Enteresan çünkü olaylar var. Anlatacağız, haber gelsin şimdi. 11 aydır kayıptı. Çocuğumun ne ölüsü var ne derisi var hepimiz perişanız. Cep telefonu bir cesedin yanında bulundu. Kimse buna akıl sır erdiremedi. 40 yaşındaki adamın 15 yaşındaki bir çocuğun yanında ne iş olabilir? İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Damla Demir 12 Ekim 2020'de evden çıktı. En son annesiyle konuştu. O gün bugündür de ondan haber alan yok. Evde yemek yiyordum. Kahvaltı annesi hazırlarken bir telefon geldi. Hatta adamla gülerek çıktı. Nereye gidiyorsun kızım dedim. Ayça çağırıyor beni dedi. Bir işimiz var dedi. Geleceğim dedi hemen dedi. Ben devamlı gidip geldiği için samim arkadaş olduğu için bir şey demedim. Ayça nasıl geldi? Kapıya mı geldi? Kapıya geldi. Taksiyle geldi. Taksi ticari taksi mi yoksa? Ticari taksi. Beraber bindiler. Hatta Ayça ön tarafta oturuyordu. Damla arkaya pindi. Gittiler. Arada bir zaman geçti. Annesini aradı. Annesini arayınca dedi Damla neredesin kızım? Ben anne Ayça ile beraber Ahmet diye bir şahsın yanındayız. Dediler döneceğim. Tabi arada zaman geçti ben bunu aradım. Telefonla ulaşamadım. Çalıyor çalıyor cevap alamadım. Çalıyor çalıyor alamadım. İşin ilginç yanı Damla kaybolduktan 3 gün sonra 40 yaşındaki bir erkek cesedi bulundu. Yanında ise kayıp Damla'nın telefonu vardı. 15 Ekim Bornova jandarması beni aradı. Karakola kadar gelir misin? Gittim. Damla Demir'in bir boş arazide telefonuna ulaştık. 40 yaşlarında bir erkek cesetinin yanında bulundu telefonu deyince. Tabii şok oldum. Çocuğumun ne ölüsü var, ne derisi var, ne arıyorlar, ne soruyorlar. Ben de perişanım, annesi de perişan. Hepimiz perişanız. Ayça denilen şahısa soruyorum. Belki ölmüştür diyor bana. Ahmet'in telefonuna ulaştım. Ahmet dedim. Damla Demir dedim. Senin yanındaymış dedim arkadaşım dedim. Bak çocuğum benim dedim gönder. Bana dedi ki ben de senin çocuğunu bilmiyorum. Ayça biliyor dedi. Tayfun dedi abisi var dedi. Abisine yapmak istiyor dedi. Amca diyor ne olursa diyor ne yaptıysa Ayça yaptı diyor. Her şeyi o biliyor diyor. Peki ama Damla'nın cep telefonu 40 yaşındaki bir adamın cesedinin yanında ne arıyordu? İşte ne bu soru ne de Damla nerede sorusu 11 aydır yanıtını bulmuş değil. Efendim biz bu adamı hiç tanımıyorum. Ben bunu e, ismini de bilmem, kendini de tanımam, etmem. Ve bu 40 yaşındaki adamın 15 yaşındaki bir çocuğun yanında ne iş olabilir? Bütün sorumuzu Ayça ile Ahmet'tedir. Bunların ikisi yüz yüze gelsinler, konuşsunlar. Kim haklı kim haksız benim çocuğumu bulsunlar. Ben bunu istiyorum. 16 yaşındaki Damla Demir İzmir'de en son 12 Ekim 2020'de yani bir yıl önce yaklaşık bir yıl önce en son Ayça ve Ahmet isminde iki arkadaşıyla buluşuyor. Daha sonra bir daha haber alınamıyor. İşin enteresan yanı kaybolduktan 3 gün sonra e, Damla'nın cep telefonu İzmir Buca'da bir ormanlık alanda ölen bir adamın cesedinin yanından çıkıyor telefonu. Şimdi garip olan bu. Şimdi Dam, Damla'nın ailesi burada. Seyit Demir baba, Güldane Sürget annesi Damla'nın. Ee, 11 ay çok uzun bir süreç. Tabii yani hayatından endişe ediyorsunuz. Evet. Ee, gözlerinizin yaşı dinmiyor. Yani Allah çok büyük sabır versin. İnşallah elimizden gelen desteği sağlamaya çalışalım sizlere. Neyi merak ettim? Arkadaşları Ayça ve Ahmet... Damla'nın yaşlarındalar mı? Onlar da mı 16 yaşında? Damla, Damla'dan büyük Ayça yaşında bunlar? bir yaş büyük. Bir yaş büyük. Adamı tanımıyorum. Ahmet ilk defa mı duyuyorsunuz? Hiç görmedim. Kaybolduğu Hiç gün görmedim. Bayraklı'dayım diye sizinle konuşuyor en Evet. Kon. Değil mi anne ben Bayraklı evet. ilçesindeyim evet. diyor. Ayça ve Ahmet'le oturuyoruz Bir kamide evet. mi oturuyor bunlar? Vallahi bilmiyorum nerede oturduklar. Bayraklı'dayız diyor. Evet. Normal miydi ses tonu? Nasıldı? Normaldi. Ahmet dedi. Ayça'nın yanındayım anne dedi. geleceğim eve dedi. Siz Ayça'yı tanıyorsunuz. Ayça. Ayça'yla kankalar zaten evet, değil mi? Evet. Çok Onu sıkı arkadaşlar. Evet. Ama Ahmet'ten haberiniz yok bu kim? Hiç kimdi. tanımam bilmem. Hiç telefonda sormadınız mı bu Ahmet kim? Ayça'nın arkadaşıymış herhalde. Ayça'nın arkadaşı diyet size. Evet. Hmm. Üç gün sonra kaybolduktan üç gün sonra İzmir Bucada 40 yaşında bir adam ölüyor. Evet kalp krizi Kalp krizinden efendim. ölüyor o adam. O adamı da daha önce hiç duymadığınız bir isim Ayhan Özkınlık diye bir adam. Evet tanımıyorum. Hiç duymadınız. Tanımıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yani kafanıza tabii türlü türlü şeyler geliyordur ama Seyit Bey bir baba olarak içinizi yiyen şey yani neyden şüpheleniyorsunuz? Nerede olabilir bu kız? Acaba o, öldürüldü mü kaldı o, mı? mı hiç, hiç bilemiyoruz ki. Ne telefon var ne ses var ne soluk. 11 aydır yok yani. Ben ne yapayım ya, nereye gideyim? Jandarma beni aradı. Dedi ki, Seyit Demir sen misin? Benim dedim. Damla Demir'in neyisin? Babasıyım dedim. Evet. Jandarmaya kadar gel dedi. Ben gittim. Dedim çocuğum galiba bulundu dedi. Sevinerek gittim. Ama bana dediler ki Damla Demir'e ayetti, telefon dedi bulundu. Hı hı. Nerede bulundu dedim abi. Park gibi bir yerde dedim. Tamam. Park gibi bir yerde bulun dedi. Kendisini de bulamadık dedi. Ayça bulunursa dedi sırlar çözülür. Damla bulunursa sırlar çözülür. Dedim komutanım ne demek istediğinizi anlayamadım dedim. Ne demek bu dedim. Senlik bir dava değil dedi. Yani o adamın ölümünden de sizin kızı bana Hayır. demedi ki ceset Ondan <laughs> bulundu, bulundu, bulundu ceset meselesi söylemediler. Ha. Jandarma bana hiçbir şey söyle. Yok falan yerde bulundu. Gidiyorum geliyorum işte bulunacak. Hı, hı Şöyle çek. Çocuk şubeye gitti dedi. Gittim. Şubeye tekrar gittim. Arada hı. birkaç ay geçti. Çok özür diliyorum. Bu arada Ayhan Kulluk bu. Bu adam. Ölü. Bu adam. Parkta A ölen adam. Parkta yani evet. ormanlık alan denilen. Bu adamı adam, bu adamın gör yanında benim çocuğum. Ne iş olur ya? Şu adama bak ya. Hiç, şu hiç gördünüz mü bunu? Yani şu an abi. Yüzünü görünce, fotoğrafı için. görünce. Hiç bu adam şalgam satıyormuş. Duyduğumuza göre, Aha. bizim mahallemizde şalgam satıyormuş. Bu adam cezaevinde yeri çıkmış. Hmm. Allah Allah. Şimdi damlanın telefonu niye bu adamın yanındaydı? Acaba tıklaması. kavga ettiler ikisi? Damla kaçtı telefonunu mu düşürdü o anda o adam Telefonu... da kalp krizinden ölüyor değil mi? Evet. Herhangi bir darp bıçak izi herhangi bir şey yok. Kalp kri... Bu adam kalp krizinden evet. ölüyor. Jandarma size bir şey dedi mi bununla ilgili telefonun buna nasıl geçtiğini bilgisini almıştır jandarma yani satmış olabilir sattığı yerden bu satın almış olabilir bununla ilgili hiçbir açıklama yaptılar mısın? Abi bana hiçbir şey söylemedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.